Evet, Haber TV izleyicileri, Haber YouTube kanalımızın izleyicileri, takipçilerimiz, abonelerimiz, Ali Özlik'ten analiz programımıza hoş geldiniz. Daha önce de duyurularını yapmıştık, gerek Haber.com'dan, gerek diğer sosyal medya mercilerimizde neyin duyurusunu yapmıştık? Ali Özlik, gazeteci Ali Özlik, Haber TV'de diye. Görüyorsunuz Ali Özlik'le Haber analiz programımızda ilk defa karşınıza çıktık. İnşallah hayırlısı olur. Demokrasi Saati programımızda özellikle konularımızla, konuklarımızla, uzmanlarımızla gündemi değerlendireceğiz. İlk defa Haber TV'deyiz. Ali Özyiğit ilk defa Haber TV'de. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Dilimiz sürçüyorsa affola diyorum. Bugün neyi değerlendireceğiz Haber TV izleyicilerimiz? Bugün Ümit Özdağ'ın deşifresini, Afganlı mafya liderinin, çocuk tecavüzcüsünün deşifresini, açıklamalarını değerlendireceğiz. İlk konumuz o olacak. İkincisi Meral Akşener'in mini mitinginde, yani gösterdiği mini mitinginde, halkın arasındaki mitingde elektrik faturası isyanını, 1.000 liralık elektrik faturası isyanını vatandaşın eline verdiği, eline tutuşturduğu elektrik faturası isyanını değerlendireceğim. Diğerinde ise Kemal Özkiraz'ın tweetlerini, Melik Gökçe'nin açıklamaları üzerinden yapılan, tepki gösterilen Avrasya araştırmanın sahibi Kemal Özkiraz'ın tweetlerini değerlendireceğim. İsterseniz anonsumuzu girelim, sonra haber analizlerimize geçelim. Ali Özyiğit'le analiz başlıyor. Evet, değerli Haber TV izleyicilerimiz, Ali Özyiğit'le analiz başladı. Bu arada bu videomu 2-3 gün sonra da Yiğit TV'den de izleyebilirsiniz. İlk defa Haber de yayınlıyorum. Sonra Yiğit TV'ye bu videolarda atacağım. Vaktim olduğunca, imkanlarımız olduğunca. Dediğim gibi bugün 3 konuyu değerlendireceğim. Mutlaka ama mutlaka YouTube kanalımıza, Haber TV'nin YouTube kanalına abone olmayı, çevrenize abone yapmayı unutmayınız. Reklamları da sonuna kadar izleyiniz, bize destek amaçlı. Hemen ilk konumuza geçelim. Aktarırsanız rejideki arkadaşımız. Evet. AK Parti'nin açık kapı politikası devam ediyor. Sınırlarımız delik deşik. Asya ve Afrika'dan yüz binler Türkiye'ye girmeye devam ediyorlar. Bu arada Afganistan'dan da Videoyu durdun. Ha, tamam, videoyu durdun. İşte görüyorsunuz Ümit Özdağ yine sığınmacılar üzerinden siyaset yapıyor. Sığınmacı, tabii ki Ümit Özdağ bu açıklamaları değerlidir. Tabii ki eleştireceğimiz yönleri vardır Zafer Partisi'nin veya Ümit Özdağ'ın. İşte Haber TV'desin. Zafer Partisi'ni, İyi Parti'yi, pardon, Zafer Partisi'ni eleştiremezsin. İyi Parti'ye verip eleştirirsin. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Biz herkesi eleştireceğiz. Herkesin öz eleştirisini yapacağız. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk'ün kanalındasın, eleştiremezsin. Böyle bir şey yok. Biz İsmail abiyle bunu konuştuğumuzda her türlü eleştiriyi yapacağımızı, sorularımızı soracağımızı, yani gazetecilik, yayıncılık yapacağımızı konuşmuştuk. Şimdi görüyorsunuz işte Ümit Özdağ çok önemli bir konu. Bu Zafer Partisi'nin Genel Başkanının yardımcısını kanal diye ilk defa bunu vermedim. Bunu şu yüzden verdim. Haber değeri çok önemli bunun. Yani haber değeri müthiş önemli diye Ümit Özdağ veriyorum. Neydi bu ilk başta girişini yapayım ben. Ümit Özdağ burada Afgan mafya liderinin, Beylikdüzü'nde yaşayan Afgan mafya liderinin Taliban'a rüşvet vererek serbest kalmış Afgan mafya liderini anlatıyor. Taliban'a neden yakalanmış? Çocuk tecavüzünden. Affedersiniz ama çocuk tecavüzünden yakalanmış. Bunu deşifre ediyor Ümit Özdağ. İsterseniz onu bir dinleyelim kaldığımız yerde. Türkiye'ye göç olanca hızıyla devam ediyor. Bir sınırdan geçerek gelenler var. Bir de Afganistan'ın eski rejimin üst düzey yöneticileri ülkemize gelip 250 bin dolara daire satın alıp bir ay içinde de vatandaşlık alıyorlar. Şimdi bunlardan bazıları eski rejimin suç ortakları, mafyalar İstanbul'da Beylikdüzü'ne yerleşmeye başladılar. Bunlar arasında bir tanesi, temsilcileri.
Bu yapının temsilcilerinden birisi Afganistan'da çok tanınıyor. Taliban tarafından yakalandı. Sonra rüşvet verip serbest kaldı. Afganistan'da çok yaygın olan küçük erkek çocuklarla cinsel ilişkiye girmiş olduğu videoları kendisi çekip internete koymuş. Bu adam şimdi İstanbul'da Beylikdüzü'nde çetesiyle birlikte yerleşmiş durumda. Adresi, ismi, görüntüleri elimizde. Şimdi kalmış oldukları sitede ekibiyle birlikte aşağıya inip spor salonunda oynayan genç çocukları seyrediyorlarmış. Sınırlarımızı her türlü soyguncuya, cinsel istismarcıya, saldırgana açtınız ve Türkiye her geçen gün birazcık daha güvensiz hale geliyor. Artık Türk çocukları anne ve babalarıyla yaşamış oldukları sitelerde dahi saldırıyla karşı karşıya gelebilirler. Bu rezalete bir son verilmeli. Biz Zafer Partisi olarak bu konuda yarın suç duyurusunda bulunacağız. Ümit Hoca'yı gördünüz. Harekete geçeceğini söyledi. En son özellikle konuşmasında Ümit Hoca, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ. Ne dedi Ümit Özdağ? Yarın yargıya başvuracağız dedi. Yarın yargı merciğine başvuracağız dedi Ümit Hoca. Ne diyor? Beylikdüzü'nde diyor Afgan çocuk tacizcisi mafya lideri. Beylikdüzü'nde olduğunu belirtiyor. Bu çok vahim. Ayrıca kendi oturduğu apartmanın, çetesiyle birlikte oturduğu apartmanın hemen altındaki spor salonunda oturan çocukları seyrediyormuş. Yani çocuklarımızı. Muhtemelen spor salonuna giden yaş kategorisini biliyorsunuz. Liseli öğrenciler de gidiyor. Yaşı büyük olanlar da gidiyor. Bu Afgan sığınmacı mafya liderinin dikkat çekiyor Ümit Hoca. Çok güzel bir şey yaptı Ümit Hoca. Ümit Hoca'yı eleştireceğimiz yönler vardır. Ben kendim de eleştiriyorum sosyal medyada. İşte sen Haberat TV'ye çıktın. Hemen İsmail Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk'ün kanalındasın. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani biz burada özgür, bağımsız gazetecilik yapacağız. İsmail abiyle ilk konuştuğumda da o şekilde anlaştım. Yani burada program yapmaya, daha doğrusu Haberat TV'nin genel yayın yönetmenliğini üstlendiğimde bu şekilde bir vizyon çizdik İsmail abiyle. Ümit Özdağ'ın haber değeri bence bugünkü en önemli konu Ümit Özdağ'ın bu açıklamalarıydı. Tabii malum medya gerek muhalefetten gerek iktidar yanlısı gerek merkez medyadan Ümit Özdağ'ın bu açıklamalarını haber değeri olarak görmedi. Vahimdir bu. Bırakın parti liderini, siyaseti, haber değeri müthiştir bu. Bir erkek çocuklarına tecavüz eden Afgan sığınmacı mafya liderini konuşuyor. Afganistan'da Taliban'a rüşvet vererek serbest kalıyor. Ülkemize geliyor İstanbul'un, Beylikdüzü ilçesinde yaşıyor. Orada da çocuklarımıza tehdit oluşturuyor. Kendi apartmanın hemen altındaki spor salonunda erkek çocuklarına bakıyor. Yani o bakıştan pis bakış olduğunu Ümit Özdağ söyleyen ne herkes bilir. Zaten gördüğünüz zaman herkes bilir o pis bakışları. Hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylüyor. Bunun haber değeri olduğu için ilk defa bunu giriş yaptım. Onu söyleyeyim. Zafer Partisi'nin kanalı olduğu için değil. Burası Zafer Partisi'nin kanalı değil. Bağımsız, tarafsız, milliyetçi, muhalif bir kanaldır. Bunu belirteyim. Hemen diğer konumuza geçelim. Şimdi Meral Hanım'a geçeriz. Yani öyle bir şey olsaydı bu dursun bir saniye. Ben biraz yorum yapacağım. Yani hemen işte Zafer Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısının kanalındasın. İşte YouTube kanalındasın. Televizyondasın. Hemen Ümit Özdağ'la başladın. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa Haber.com'da görüyorsunuz İYİ Parti'yi eleştiren haberler. Şimdi İYİ Partili Meral Akşener'in açıklamalarını yansıttım. Onu yorumlayacağım. Tamamen bağımsız, tarafsız, objektif olarak. Çünkü elektrik faturalarına değiniyor. Onun da bir haber değeri vardır. Ümit Hoca'nın da haber değeri var. Evet, biraz sonra Kemal Özkırazlı'da da CHP'yi eleştirecek. Onun da haber değeri var. Haber değeri neyse özgür, tarafsız, gazetecilik olarak, yayıncılık olarak onu yapmaya çalışacağız. Baştan belirteyim. Bugün bu konuya özellikle değinme sebebim ilk yayınım olduğu için YouTube'da Haberat TV'nin YouTube kanalında ilk yayınım olduğu için belirttim. İsterseniz hemen geçelim. Isınıyor musunuz? Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim.
Doğalgaz geldi mi? Doğalgazla ısınıyor musunuz? Bak elektrik faturası gelmiş. Oo! 715 lira. Vay sesim gitti. 715 lira. Kardeşim bu ne? Isınıyor musunuz? Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Doğalgaz geldi mi? Doğalgazla ısınıyor musunuz? Bak elektrik faturası gelmiş. Oo! 715 lira. Vay sesim gitti. 715 lira. Kardeşim bu ne? Evet değerli Haberer TV izleyicilerimiz. Gördüğünüz Meral Hanım'ın eline tutuşturulan, eline verilen faturayı 750 lira. Değil mi rejideki arkadaşım? 750 lira demiştim. Evet rejideki arkadaşımız onayladı. 750 lira diyor. Oo diyor şaşırıyor. Yani bunlar bir şey değil Meral Hanım. Sadece 750 lira değil. Esnafın 10 bin lira gelen berber dükkanları var. Yani berber dükkanları ne bileyim diğer konfeksiyon atölyeleri ufak tefek olsa da. Yani esnafın hali perişan. Zaten ev hanelerinin hali perişan. 150 lira gelirken birden 250 liraya çıktı atıyorum kafadan. Yani elektrik faturaları, doğal gaz faturaları öyle, kiralar öyle. Yani siz iktidar olarak, AKP iktidarı, saray rejimi olarak Ümit Özdağ'ın da dediği gibi, diğer liderler de dediği gibi muhalefet. Siz saray rejimi olarak ülkeyi bu duruma getirdiniz. İşte sizin kurduğunuz başkanlık sistemi adı altındaki saray rejiminiz budur. Meral Hanım'ın eline tutuştu. Ben 750 liralık elektrik faturasıdır. Bu arada bu 750 lira görünen yani bence az olan orta seviye, az demeyelim orta seviyede olandaki olan kullanıcılardan, elektrik kullanıcılardandır. 1000 lira, 1,5 bin lira, 2000 lira gibi eve elektrik gelenler vardır. Bunlar Suriyeli değil yani 30 kişi, 40 kişi kalan aileler değil. 4 kişilik, 5 kişilik aileler 1000 lira geliyor yani inanılmaz rakamlar. Kombiler yanıyor kış dönemi. Çamaşır makinesi çalışıyor sürekli. Çalışmak zorunda çünkü. Buzdolabı çalışıyor. Onları elektrik faturaları inanılmaz. Yani indirim olacağı söylendi. O %5'lik, %20'lik indirim aynı bu gıdadaki KDV indirimine dönmesin inşallah. Hemen diğer konuya geçelim. Evet. Kemal Özkiraz Melik Gökçek'e adeta yalanladı bu tweetiyle. Melik Gökçek ne demişti? Hemen hatırlatayım, anlatayım size bunun bu haberin hikayesini. Melik Gökçek katıldığı Ankara Masası isimli YouTube kanalında işte ben aday olsaydım Mansur Yavaş'ı yenerdim. Bugün aday olayım, yenerim. Mansur Yavaş anket yaptırıyor. Oylar düşüyor, panikliyor gibi sözler söylüyor. Tabii ki Melik Bey bu ne denir size de ağır bir kelime sarf etmek istemiyorum ama aç tavuk kendini buğday ambarında görür diyebiliriz. Yani bu yorumu yapabiliriz. Zaten bütün sosyal medya kullanıcıları bu şekilde yorum yaptılar. Melik Bey ben bu anket yayınlanmadan önce işte 60-70'lerde bir rakam görüyorsunuz. Şu anda 60 olarak tahmin etmiştim Mansur Yavaş'ın oylarını Ankara'da. Kemal Bey, Avrasya araştırmanın sahibi Kemal Bey de görüyorsunuz ekranlarda. 60 gibi, 70 gibi olanlar veriyor. Ben 60 olduğunu belirtmiştim. Sonra bu, benim bu yani belirtmiştim derken sosyal medyada kendi Facebook hesabımda paylaşmıştım. Sonra işte Kemal Bey bunu paylaştı. Kemal Özkiraz. Melik Gökçek'in yalanını ortaya çıkarttı. Yani Melik Gökçek, hatta şöyle yazmıştım ben Facebook'taki yazımda. İsterseniz siz aday olun 65'e 35 diye biter. Hatta 70'e 30 diye bitebilir yani. Melik Bey, Beyaz TV'deki algılarınızla gerek başka algı yönetimleriniz de tutmuyor. Yani siz aday yapsa bile AKP Erdoğan biliyor batacağını, tepe taklak gideceğini. Bunu en iyi Erdoğan biliyor diyebiliriz. Bu yorumu yapabiliriz. Değerli Haberer TV izleyicilerimiz bir de Melik Gökçek'in özellikle de değinmek istediğim konu Beyaz TV meselesi. Yani Beyaz TV'deki algı yönetimleri yalan haberler A Haber'le yarışıyor diyebiliriz. Bu yorumu yapabiliriz. Anka Park hikayesi tabii ki cabası. Melik Gökçek babamızın oğlu veya düşmanımız değil. Mansur Yavaş babamızın oğlu değil. Ama bu tip yani kendini küçük düşüren yorumlar artık Melik Bey bırakmalıdır. Bir de değinmek istediğim konu diyor ki işte benim sayemde diyor aradaki fark kapandı. 9 dişte malum son sonuca geldi diyor 31 Mart seçimlerinde.
Asıl Melih Bey, benim o Facebook'taki yazdığı gibi sizin işte Mansur Yavaş kazanırsa DHKPC'liler, PKK'lılar sayaç okumaya gelecek, yalan algınız yüzünden AKP fark yedi. Yani belki 3 puan, 4 puan, 2 puan yiyecekti, 1 puan yiyecekti. Bu kadar farkın olma sebebi sizin bu yalan algılarınız, yalan algılarınızın AKP'ye yutturmanızdır. Aslında AKP'ye sizin kötülüğün olmuştur. İsterseniz siz aday diksinler bir dahaki yere seçimde Mansur Yavaş'ta yarışın kaç alacağınızı görürsünüz. Yani %30'larda %30'da %70, 65'e 35 biterse siz Beyaz TV'yi kapatıp dükkanı, yani Beyaz TV dükkanınızı kapatıp gidersiniz. Yani o son dükkanınızı, artık orayı nasıl finanse ediyorsunuz, belediye de yok, bir şey de yok çünkü. O dükkanı kapatıp gidebilirsiniz. Evet, Haberer TV izleyicilerimiz, Ali Özgür'le haber analiz programımızın sonuna geldik. Dediğim gibi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Belki ilerleyen günlerde özel haberlerle de, Ali Özgür'le özel haberlerle de sizin karşınıza çıkacağız. Böyle ekran iki şekilde konuğumuzla kaydetme veya diğer özel haber, özel gelişmelerle beraber olacağız. Demokrasi Saati programımızda da güzel programlar yapacağız. Ona inanıyorum. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki Ali Özgür'le haber analiz, Demokrasi Saati, Ali Özgür'le özel haber programlarımızda buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum.